Kaydı Demir sağlam. başlattım. Evet. Age of Empires 4 tek oyunculu Yüzyıl Savaşları'yla. Yüzyıl Savaşı. Onur Yüzyıl Savaşı mı, Yüzyıl Savaşları mı? Yüzyıl Savaşları değil mi? Ne bileyim, burada Yüzyıl Savaşı yazmışlar da o çeviriden herhalde şey kalmış. Yüzyıl Savaşı da olur ya. Neyse. Yüzyıl Savaşları diye biliyorum. Ben de Acaba savaşları aynı diyorum, şey mi değil oğlum, mi? bilmiyorum. Neyse. Normanları bitirdik. Yüzyıl Savaşı yazıyor. Yüzyıl Savaşları ya da Savaşı. Bilmiyorum. 30 Çarpışması bölümüyle başlıyoruz. Şimdi bu bölüm ilk bölüm olduğu için yine kısa geçerse birleştiririz. Yani 10 dakikanın altında falan kalırsa birleştiririz. Şövalyelik bölümü. Görevi başlat diyelim. Uzatmayalım da. 100 Years War. Savaşı, yani tek şey Wars dememiş. In 1350, what we know as the idyllic region 1350'de occupied sakin Fransız kırsal bölgesi was olarak a bildiğimiz living yer, hell. yeryüzünde bir cehennemdi. For more than 15 years, the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine and plague, there would emerge the modern nation of France. Şivileri. England's King Edward III looked jealously across the English Channel. Wanting France for his own, he had added the fleur-de-lis, the symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. Yani adam sadece Fransız zambağını bayrağına işledi diye, yani bu bile savaş sebebiymiş. But France already had a king. Philippe VI. Altıncı Philip. As the English burned their way across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them and came face to face with the English longbow. A simple weapon, but the most devastating the knights had ever faced. İngilizlerin uzun yayı. Longbow. Geleneksel okçulukta da geçer. Güzel bir yaydır. Ama şey, hakikaten şey, ama işte döneminin hani en uzun menzilli silahı ya. At üstünde falan çok faydasız ama. Evet. Onun için Moğol ve Osmanlı'ya da daha bir ara geleneksel okçuluk başlayalım. Bakalım, bu şimdi şey, hani Normanlar var. Büyük ihtimal şimdi Fransızlardayım. Moğollar da gelecek şeyde. Hikayede. It was a dispute between two local families. Supported by the opposing sides in the war, the French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on 30 şampiyon seçecekti. Bu herhalde şey olmaz yani. Benim yönetmen bir şey değiştireceğini zannetmiyorum ama. 30'ların savaşı, 1351'deyiz. Fransız yüzbaşı Jean de Beaumanoir. Fransa'nın Bretagne üzerindeki hak talebini savunmak için 30 büyük savaşçı gönderecekti. Karşı tarafta İngiltere'nin en hızlı şampiyonları, krallarını temsil ediyordu. İki taraf bir şövalye savaşı arenasında çarpışacaktı. Hadi bakalım. Düelloda bir şövalye korkudan kaçarsa savaşı kaybederdi. Yani. İpuçları, oyuncu, oynanış ipuçları veriyor bize. Diyor ki kaçma. Tamam, kaçmıyorum. De bunu ben nasıl yöneteceğim? Sadece 30 asker verecek bana, ben 30 adamla mı çarpışacağım karşı tarafta? Neyse, bu 30 şey, 100 yıl savaşı serüveni 1350 1450 arası sürecekmiş bu arada. Ne kadar da mantıklı değil mi, 100 yıl? Orta çağlarda şövalyelik çarpışması tüm tarafların kesin şövalyelik kurallarına uymasına bağlıydı. Tabi Orta Çağ Avrupa'sından bahsediyoruz değil mi? Evet.
Orta Çağ'da işte Asya'da ya da Amerika'da Orta Çağ döneminde Amerika'sında mı bilgi yok değil mi bizim? Yani Kızılderililer vardı, işte Aztekler vardı. Ne abi? Kızılderililer çıktı ileride. Ha. Vardı. Sinan Yok oğlum öyle bir şey topladım. abi. Ayarlar menüsündeki birçok eylem için faydalı kısa yol tuşları bulabilirsin. Abi ne yaptıracak acaba bu bölüm, çok merak ediyorum şu anda bunu. Evet, bölüme başlayabilmemiz 5 dakika sürdü ama. Gulyak. Guillac. Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. With the battleground of the halfway oak agreed upon, Sir Jean set out Sir to Jean. Get support from local knights. İngilizlere savaşacak şampiyonlar vazifendir. As a Vazifelendir, himself, özür dilerim. Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local peasantry and ensure peace. Dur, burada WASD ile şey, şimdi oyun değiştirince Fransız şampiyon. Anlaşıldı, tamam. Az önce Frozenheim oynuyordum. O yüzden şey böyle görev... yönlendirme bir garip geldi bir an. Sir Oliver Arel. Köylülere saldıran neyi? Neyi? Kurtları öldür. Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory. But the combat of the 30. Tamam, bir tane şövalyeyi bulduk. Oliver Arel. İngilizmiş adı. İngilizler de ne çektirmiş Fransızlara be kardeşim ya. Tukaka İngilizler sizi. Arkada kediler gene bir şey yıkıyor. Taktuk sesler. Şu köye uğrayacağız. Oliver Arel'i vazifelendir derken, tamam işte benimle birlikte adam. Sir Jean spotted an English raiding party attacking a nearby farmstead. İngiliz akıncıları mağlup et. Lan oğlum. Neyse. Şeyi ayrı seçemiyorsun. Birimleri. Şu adamı geri çekin. Koparma. Skiller geldi. Şövalye skilleri var. Halfway Oak'a ulaş. Halfway Oak burada. Fransız şampiyon olacağız. Tercihen İngilizlerle savaşacak daha fazla adam bulmamız lazım. Fransızları oynuyoruz. Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy de Bois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen.
The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. Oğlum gelsenize madem saldırabiliyorsunuz. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. Tamam, bir dakika burayı savunacağız şimdi. Biraz daha adam bulduk. Sir Geoffrey, Fransızların telaffuzları. The Boys. Okay, Boys. Aralarında healer var ama bu güzel yani. Severim her zaman healer karakterleri. Saniye kaldı. Tamam. 10 dakikanın üstüne çıktı bu video. Bu bölüm tek bölüm olacak. Onu da söyleyeyim şimdi. Ağızlarını burunlarını kırıyoruz. Şu keşke Fransız karakolu şeyde biraz ateş falan etseydi. Ne bileyim, bir ok falan sallasaydı. Tamam. Boys'ı da aldık. Boys. Outpost bizim. Döşe command. Yol üstünde bir Fransız şampiyon daha var. Onu da alacağız. Panyon. Ne dediklerine dair hiçbir fikrim yok. Aslında öğrenmek lazım ya böyle şeyler işte. Bak Eda'ya. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge in Sir Jean's path. Bunu kaybetme şansım yok diye düşünüyorum çünkü hikaye görevi olduğu için. Aynen. Ben dedim. Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Charel joined the cause. Half ve OK'a ulaşmak üzereyiz. Hadi bakalım. Kapılar bize açılacak değil mi gelince? Evet. Sir Jean entered the staging area for the tournament. Tamam. 4 tane falan şövalye getirdim. 30 tanesi nerede? Şövalye burada. Oyun kaydediliyor. Kaydet bakayım. İngilizlerle each knight would be accompanied by his squires. Young nobles in training to become knights themselves. Nasıl seçeceğim? Seç diyor. Allah Allah. Ha, iki tane şey seçeceğiz. Birisi iyileştirme olsun. Aa. Aa,
zırh olabilir ya. Zırh olsun. Atlı kendi kralım var zaten. Ama niye iki tane? Hani 30-30 seçecektik? Sir Jean had selected his champions. As the sun rose, the two sides entered the arena, ready for the first round of combat. Umarım seçimden itibaren onlardan 4 tane yıktık. Bizden kimse gitmedi. Güzel. Bir tane gitti şimdi. 7'ye 1 gidiyoruz. Kumandan mı öldü lan? Aa, kaçtı İngilizler. Claiming an easy victory in the first round, the French champions left the arena to recover their strength. Ne? Hazır olduğunda alana geri dön mü? Daha fazla şey verecek mi bana Zabazingo? 6 kişi kaybettim. Yalnız güzel bir yöntemmiş ya hani. En iyi adamlarını getir, dövüşelim. Kim döverse. Refreshed and reinvigorated, the French knights return to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany. Gelin bakalım. ...15 yıktık. Biraz daha yıkalım. 16 yıktık. Atlıları kaldı. Bizim heal gelmesi lazım şu sıralar. Tamam, yıktık ya onları. 4 kişi kaldılar. Bizde 22 kişi var. Demek ki doğru seçim. Yay! Ama atlıyı seçebilirmişim yani, oradaki zırhlı adam çok işime yaramadı. Daha ilk turda öldü ya herif. Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. The combat of the 30 had decided control of Brittany in favor of the French. Evet, Bretonya Fransızlarda kaldı. Biz yendiğimiz için. Just the beginning of a bitter war that would outlive them all. Zafer. Zafer zafer oldu. Ne bu? The Boys şehre dönüyor. Ha, eyvallah. Evet, devam edeceğiz ama yok, çık yapacağız şöyle. Sefer modundan çık. Evet, 30 çarpışması. Aynen, Paris kuşatmasıyla 1360'tan devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Şöyle şey yapayım, bu böyle 20 dakikalık bir video oldu. Görüşürüz. 30 neydi? 30 çarpışmasıyla başladı 100 yıl savaşına. See ya. See ya.